Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Düzce'ye geldi. Babacan Düzce programına Cuma yeri ilçe parti binasının açılışını yaparak başladı. Açılışta konuşan Ali Babacan, hedeflerinin siyasete yeni bir soluk getirmek olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Benim şimdi Sayın Başkanım, Genel Başkanım, ben aslında da seni anlamıyorum. Seni derse yani, ben ilk burada senin yolumu seçtim, şimdi bizim fındıkçı arkadaşlarım da dinlesin, senin yerine ben anlamıyorum. Bir avuç fındık satıyor 25 lira. Ama fındığı olmayanlar bu zamları kaldıramaz. Bizim maalesef ihtiyacımız var. Çok aşırı. Artık kardeşlerimiz de diyor ki işte. Şimdi ben muhalefetteyim. Birisi bunu işte şudur. Yani biraz bu boku konuşayım. Ben bu lafı sana geri iade. Ben Cumhurbaşkanımıza böyle bir şey diyor musun? Bizden destek. Fındık üretim var mısın? Fındık üretimi var mısın? Ben Kirazlı'da benim başım, kocağının üstünde. Orayı bitirdim, şimdi tüm gitti. Yani buraya bağlı değiliz biz ama kocağının 26 kilometre, buraya 20 kilometre. O cuma günü buraya geldi. Yani şöyle, ben şimdi harmanı falan harmanı buraya geldim. Buraya her cuma geldim. Aslında çok kalabalık olan bir burası ama herkes fındıkta olduğu için yoksa adım adım gezemezsin burada. Tabii, çok kalabalık hasat, ama hasat zamanı. Hasat zamanı olduğu için herkes bahçesinde. İşçinin başında. Sen gel oğlum. Sen gel. Sen gel. Evet, tam da yeter. Yalnız dikkat et, kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin. Açılışı yapalım, hadi. Hayırlı olsun. Aynı zamanda bir demokrasi merkezinin açılışını yapıyoruz. Bir atılım merkezinin açılışını yapıyoruz. Güzel ülkemiz için, Düzce'miz için, Cuma yerimiz için hayırlı hizmetler olsun diye bu ilçe merkezini açıyoruz. Değerli dostlarımız, değerli konuklarımız, biliyorsunuz ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Problemler gittikçe büyüyor. Memleketin sorunlarına çözüm üretecek bir yönetim maalesef şu anda artık ülkemizde yok. Biz bunun çok erken farkına vardık. Bunun için yola çıktık. Siyasette yeni bir yol açmak için yola çıktık. Deva Partisi şu anda Türkiye'nin 81 ilinin 81'inde de il ve başkanlarını görevlendirmiş durumda. Türkiye'deki 973 ilçemizin 650'sinde ilçe başkanlarımız görevinin başında. Damla damla büyüyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde, kuzeyinden, güneyine, doğusundan, batısından, Anadolu'nun her yerinden Trakya'ya kadar örgütleniyoruz. Ve deva damlaları ülkemizin sorunlarına çözüm olmak için, ülkemizin dertlerine deva olmak için tüm ülke sathında hızla yayılıyor. Çok çalışıyoruz. Bir yandan örgütleniyoruz, bir yandan ülkemizin sorularına çözüm üretmek için 90 günlük, 360 günlük eylem planları yazıyoruz. Her alanda, sağlıktan sosyal politikalara kadar, eğitimden tarıma kadar, ekonomiden enerjiye kadar aklınıza gelecek her alanda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 günde yapacaklarımızı detaylı bir şekilde açıklamaya başladık. İlk eylem planımızı tarımda açıkladık. Arkasından afet yönetimiyle ilgili de eylem planımızı açıkladık. Şimdi sosyal yardım, sosyal desteklerle ilgili eylem planımızı bir hafta 10 gün içerisinde açıklayacağız. Tam 20 alanda bunları açıklayacağız. 20 ayrı alanda 40 maddelik, 50 maddelik, 60 maddelik yol haritası açıkladık, açıklıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin hem kadrosunu hazırlıyoruz, hem de detaylı bir plan, proje yol haritasını hazırlıyoruz. Ve değerli vatandaşlarım, değerli konuklarımız, gerçekten ülkemiz büyük bir ülke. Türkiye çok güçlü.
Türkiye'nin sırtı kolay kolay yere gelmez. Şu anda ülkenin en önemli ihtiyacı dürüst ve işin ehli kadrolarla yönetilmiş. Önemli ihtiyaç. Yani ülkeyi yöneten kadronun tek tek hem dürüst hem de işi bilen insanlardan oluşması gerekiyor. Çözüm burada. İyi bir hazırlık, iyi bir yol haritası ama düzgün kadrolar. Bu işin çözümü burada. Bu arkadaşımız yıllarca bu ülkenin ekonomisinin başında oldu. Dış politikasının başında oldu. Avrupa Birliği müzakere sürecini bu arkadaşımız yönetti. Her alanda düzgün insanlarla çalıştık. Türkiye hangi konuda başarılı olduysa şöyle geçmişe doğru bakın. O başarının arkasında hep düzgün ekipler oldu. İşte o düzgün kadroları hazırlayıp o düzgün kadrolarla yola devam etmek gerekiyor. Yoksa memleketinize yazık oluyor. İnanın her yıl kaybediyoruz. Her ay kaybediyoruz. Her gün kaybediyoruz. Bunda tek sebebi var. Kötü yönetim. Yönetim düzgün olduğunda, bu ülke iyi yönetildiğinde inşallah dimdik ayağa kalkacaktır. Ve koşarak geleceğe doğru yürüyecektir. Gençlerle, çiftçilerle, emekliyle, esnafla, daha gelirli vatandaşımızla hep beraber daha güzel bir Türkiye'ye doğru inşallah yürüyeceğiz. Bunun için yola çıktık, bunun için çalışıyoruz. Ben tekrar Cumayeli İlçe Başkanımızın şahsında tüm Cumayeli teşkilatımızı kutluyorum. Hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Değerli Düzce İl Başkanımızı yine kutluyorum. Bu yoğun ve güzel örgütlenme çalışması sebebiyle. Ve bu hizmet binasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ancak şunu da hemen söyleyeyim. Bu binada kuşkusuz bir iki yönetici olacak. Gelen misafirleri güzel ağırlayacağız ama asıl hep beraber sahada olacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Parti binasının açılışının ardından esnaf ziyareti yapan Ali Babacan ve beraberindeki heyet çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Düzce'ye gelen Ali Babacan, Merkez Büyük Camisi'nde cuma namazını kılmasının ardından Akçakoca'ya hareket etti.